Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü'ne Siirt Kurtalan Kaymakamı Muhammed Mustafa İmamoğlu layık görülmüştür. Kaymakam Muhammed Mustafa İmamoğlu'nun ödüle layık görülmesinde, yasal olarak üstlendiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanmasında gösterdiği üstün başarının yanı sıra devlet-vatandaş diyaloğunu geliştiren örnek faaliyetlerde bulunması, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel ve bölgesel yönetimlerle geliştirdiği işbirliği sayesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor, aile ve sosyal politikalarla tarım ve hayvancılık alanlarında geliştirdiği 29 projeyi başarıyla uygulaması dikkate alınmıştır. İlçede hayata geçirilen projeler sayesinde ilçedeki en büyük gelir kaynağı olan tarımın altyapısını güçlendirerek ve mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayarak çiftçilerin sürdürülebilir bir gelir seviyesine ulaşması sağlanmış, yeni modern tarım tesisleri ve bahçeler kurularak tarımsal istihdamın artırılmasına ve göçün önlenmesine katkıda bulunulmuştur. 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde okullaşma oranı okul öncesinde %85, ilk öğretimde ise %99 olarak gerçekleşmiş, orta öğretimde yurt kapasitesinin artırılması, kızların örgün eğitime daha fazla katılmasını sağlamıştır. Özellikle köy okullarındaki fiziki yetersizlikler giderilmeye çalışılmış, okullar ders araç gereçleri konusunda desteklenmiştir. Düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmalarıyla gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmıştır. Kaymakamlık, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli olarak kurulan toplam 5 adet yeni toplum merkezi oluşturulmuştur. Bu merkezlerde devlet-vatandaş diyaloğunun pekişmesi, sorunların çözümüne yönelik olarak toplumun bilinçlendirilmesi, kadınların toplumsal ve kültürel faaliyetlere etkin bir şekilde katılması, kadınların mesleki eğitimler verilerek ve mikrokredilerle desteklenerek ekonomik olarak güçlendirilmesi, gençlerin kendilerini geliştirmeleri konularında yürütülen faaliyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu merkezlerde gerçekleştirilen sportif faaliyetler hem önemli bir genç nüfus potansiyeline sahip olan ilçemizde gençlerin düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarına hem de zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkıda bulunmuş, aynı zamanda vatandaşla devlet ve güvenlik güçleri arasında bağ kuvvetlendirmiştir. Düzenlenen kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gençlerin moral motivasyonları artırılmaya çalışılmıştır. İlçedeki mevcut kapasite harekete geçirilerek, uygulanan projelerle genel idare ve özel idare bütçelerinden yapılan yatırımların dışında yaklaşık 10 milyon Türk lirası katma değer sağlanmıştır. Merhum Vali Hüseyin Öğütçen Başarı Ödülü'ne Kayseri Talas Kaymakamı Dr. Yasemin Özata Çetinkaya layık görülmüştür. Yasemin Özata Çetinkaya'nın bu ödüle layık görülmesinde ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, özellikle kadın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yararlı çalışmalar ve projeler yapması etkili olmuştur. İlçe kaymakamlığının yanında Kayseri Vali Yardımcısı olarak birçok projeye başarıyla uygulanmıştır. Kadınlar için mesleki eğitim projesi. 2014 yılında Kayseri genelinde toplam 587 bayan mesleki açık öğretime kayıt yaptırmış ve çocuk gelişiminden yiyecek içecek hizmetlerine, elektrik elektronik teknolojisinden bilişim teknolojileri alanlarına kadar pek çok mesleki alanda eğitim almaya ve yarım kalmış eğitimlerini tamamlamaya ve üretici bayanlar olarak ekonomiye katkıda bulunmaya karar vermişlerdir. Ailemle uyumluyum, huzurluyum projesi. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında haklarında birden fazla işlem yapılan ve tedbir kararı uygulanan çiftlerin farkındalıklarının artırılması ve problemlerini bir aile danışmanı refakatinde konuşarak çözebilmelerine yardımcı olunması için hazırlanan proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında ailelerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki polis memurları da aile içi şiddet ihbarlarındaki doğru müdahale yöntemleri, iletişim kuralları, davranış tarzları kapsamında eğitime tabi tutulmuştur. Kadınlar el ele önce derse sonra işe projesi. 108 bin euro bütçeli dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonuyla istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi ve programı kapsamında ulusal ajans için hazırlanan bu proje kapsamında kadınların sosyal konumlarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Bu proje sonunda bayanların %65'inin istihdamı, %30'unun evde imalat yaparak gelir sağlaması, %5'inin kendi işini kurması planlanmıştır. Talas Kaymakamlığı Hayat Okulu Projesi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek projesi kapsamında temin edilen bütçeyle 120 personel konusunda uzman eğitimciler vasıtasıyla kişisel gelişim eğitimine tabi tutulmuş, personelin kişisel ve kurumsal kapasitesi artmış, hizmet standartları yükselmiştir. Welcome to Talas Projesi. Proje, ulusal ajansa Türkiye'de hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi iki kapsamında hazırlanmış olup, toplam bütçesi 172 bin eurodur. Proje kapsamında, tarihi bir konağın restorasyonu yapılarak proje uygulama mekanı olarak kullanılması planlanmıştır. Proje kapsamında, iş gücü piyasası dışında kalmış 40 kadınla 40 işsiz genç konaklama ve seyahat hizmetleri meslek alanlarında uluslararası düzeyde yeterlilik kazanmış meslek elemanları olarak eğitilerek en az %70'inin istihdam edilmesi amaçlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden sorumlu vali yardımcısı olarak ildeki çocuk evi sayısının 18'e çıkarılması, ülkemizdeki 0-2 yaş bebekler için ilk bebek evinin açılması, zihinsel engelli çocuklar için 2 adet umut evi açılması konusunda büyük çaba sarf etmiştir. Sokakta çalıştırılan çocuklar için mobil ekip oluşturulması sağlanarak 10 bin kişiye aile eğitimi verilmiş ve bu konuda Kayseri'nin Türkiye ikincisi olması sağlanmıştır. AB Dış İlişkiler Bürosu'ndan sorumlu vali yardımcısı olarak ilde üretilen proje sayısı bakımından Türkiye dördüncüsü, projelerden alınan hibe miktarı açısından Türkiye üçüncüsü olması ve 23 milyon euro hibe alınması konusunda büyük gayretleri olmuştur. Yasemin Özata Çetinkaya'nın Talas Kaymakamı olarak yürüttüğü projeler için kullanılan kaynak miktarı yaklaşık 5 milyon Türk lirasıdır. Vali yardımcısı olarak sorumlu olunan kuruluşlarda uygulanan projeler için kullanılan kaynak miktarı ise yaklaşık 20 milyon Türk lirasıdır. Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülü'ne Erzurum Aşkale Kaymakamı Mustafa Fırat Taşolar layık görülmüştür. Mustafa Fırat Taşolar bu ödüle layık görülmesinde insan merkezli, halkın her katmanın katılımıyla kamusal rolü olan her bir görevlinin birlikteliği sonucu ortak akıl oluşturularak başta emniyet ve asayiş olmak üzere eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel, istihdam ve ekonomik alanlarla ilçenin tanıtımına yönelik birçok projenin gerçekleştirilmesi dikkate alınmıştır. Tamamlanan ve yürütülen projelerde devlet imajına dikkat edilmiş, kaynaklar rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanılmıştır. Vatandaş odaklı gelişmelere öncülük edilmiş, mülki idarenin değişim algısı doğru bir şekilde halka yansıtılarak anlatılmıştır. Aşkale MOBESE Kent Güvenlik Yönetim Merkezi Projesi. Bu proje kapsamında muhtemel güvenlik problemleri ve sosyal sorunları meydana gelmeden önlemek, okullarda eğitim öğretimin güvenli bir ortamda yapılmasını tesis etmek, güvenli bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla devletin hiçbir finans kaynağı kullanılmadan vatandaşların desteğiyle MOBESE projesi hayata geçirilmiştir. İstihdam Garantili Meslek Lisesi Projesi. Bu proje kapsamında ilçede bulunan fabrikaların ait olduğu şirketlerle Aşkale Kaymakamlığı arasında yapılan protokol gereği meslek lisesi öğrencilerinin mesleki dersleri meslek öğretmeni ve fabrikaların ilgili biriminin sorumlusu nezaretinde yerinde uygulamalı olarak yapılması sağlanmıştır. Bu proje, gelişmiş ülkelerde uygulanan eğitim ve istihdam modelinin bir örneğini teşkil etmektedir. Hayatta biz de varız projesi. 2014 yılı Ocak ayında başlayan proje kapsamında ilçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların tespiti yapılmış, engelli envanteri hazırlanmıştır. Hayırsever vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmış ve ilçede bakım merkezlerinin oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. İlçenin tanıtılması kapsamında Aşkale Bal adı altında patent alınması ve balın markalaştırılması projesi, PTT reklam filminin Aşkale'de çekilmesi gibi proje ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin dışında Aşkale Yatılı Kız Kur'an Kursu ve Kız Öğrenci Yurdu projesi, Aşkale Sosyal Konut projesi, Gençlik Merkezi projesi, Sporla Hayatımı Kazanıyorum projesi, Çin tipi sera kurulması, konferans salonu yapılması gibi projeler hayata geçirilmiştir. Aşkale'de 2012-2014 yıllarında toplam 22 proje yapılmış, bu projelerin toplam bedeli 10.595.725 Türk lirasıdır.
Bu miktarın 8 milyon 405 bin liralık kısmı kamu kaynaklarından, 2 milyon 190 bin 725 liralık kısmı ise özel kesim bağışlarından finanse edilmiştir. Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü'ne Gümüşhane Kelkit Kaymakamı Ozan Gazel layık görülmüştür. Kelkit Kaymakamı Ozan Gazel'in bu ödüle layık görülmesinde engelli, yaşlı ve kadınların sosyal hayata katılmalarının sağlanması, kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması, sosyo-kültürel, çevre ve insan sağlığı, kamu hizmetlerinden halkın eşit bir şekilde faydalanması, kamu kurum ve kuruluşlarında toplam kalite yönetiminin artırılması, kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kırsal kalkınma, organik tarım ve hayvancılık, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi projeler dikkate alınmıştır. Kelkit ilçesinde uygulanan başlıca projeler şunlardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı projesi. Kelkit Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından rüzgar ve güneş enerjilerinin ortak kullanımıyla çalışabilen sokak aydınlatma sistemlerinin kullanımına yönelik olarak özgün bir proje hazırlanmıştır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında halkın farkındalığı artırılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 100 adet sokak aydınlatma sisteminin kurulması için 200 bin dolar bütçeli proje hazırlanarak sunulmuştur. Çevrenin iyileştirilmesi ve atıkların toplanması projesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan projeyle çöp toplama aracı temin edilmiş, 283 adet konteyner yerel kaynaklardan alınarak kullanıma sunulmuştur. Temizlik iş ve işlemlerini yürütmek üzere 60 köyde 44 kişi istihdam edilmiştir. Toplam proje maliyeti 718.750 Türk lirasıdır. Yaşlılıkta Yalnız Değilsiniz Projesi. Proje kapsamında temel gereksinimlerini karşılayamayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın kişisel ihtiyaçlarıyla ev ve çevre temizliklerinin yapılması sağlanmaktadır. Toplam proje maliyeti 221.301 Türk lirasıdır. Organik Tarım Araştırma Enstitüsü kurulması projesi. Kelkit Kaymakamlığı ve ilçedeki Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü ile birlikte hazırlanarak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan proje, DOKA tarafından güdümlü projeler kategorisinde değerlendirilmiş ve projenin uygulanması için 4 milyon 500 bin Türk lirası ödenek ayrılmıştır. Proje ile süt işleme tesisi, yem ve gübre depoları, sera, bal paketleme tesisi, iklimlendirme odaları, ARGE laboratuvarları, idari bina, eğitim salonları, misafirhane, kümesler, mantar üretim odaları yapılarak bölge halkının hizmetine sunulacaktır. Uzun vadede organik tarım vadisi ilan edilmesi düşünülen bölgemiz açısından proje hayati bir öneme haizdir. Toplum yararına programı kapsamında son 3 yılda toplam 497 kişinin istihdam edilmesi sağlanmıştır. Bu projeler dışında ilçede ekonomik ve sosyal amaçlı 29 adet proje uygulanmış, bu projeler için yaklaşık 74 milyon Türk lirası kaynak kullanılmıştır. Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü'ne Şanlıurfa Harran Kaymakamı Muhammed Selami Yazıcı layık görülmüştür. Kaymakam Muhammed Selami Yazıcı'nın bu ödüle layık görülmesinde 2013-2014 yılları arasında kamu kaynak ve imkanlarını etkin kullanarak eğitim, kültür ve sosyal alanlardaki ve Suriyeli misafirlere yönelik oluşturulan Harran Konteyner Kent'teki başarılı uygulamaları etkili olmuştur. Harran Konteyner Kent 75 gün gibi kısa bir sürede kurularak yaklaşık 15 bin Suriyeli misafire ev sahipliği yapan Harran Konteyner Kent, örnek uygulamalarıyla Türkiye'nin memnuniyeti en yüksek, maliyeti en düşük konaklama merkezi olarak hizmet etmektedir. Gıda kart uygulaması, ilaç takip sistemi, barkodlu lojistik kayıt sistemi gibi uygulamalarla yaklaşık 80 milyon Türk lirası tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca oluşturulan gençlik heyeti, kadınlar heyeti, akil insan heyeti, çocuk heyeti ve muhtarlar heyetiyle Suriyeli misafirlerin kamp yönetimine ortak edilmesi sağlanarak Suriyeli misafirlerin memnuniyeti artırılmıştır. Harran Konteyner Kent'teki maliyetler, personel ve araç sayıları baz alınarak bu veriler diğer kamplar için asgari yönetim kamp standartları olarak belirlenmiştir. Eğitim alanında yapılan çalışmalarla bir yıl içerisinde
30 milyon Türk lirası ödenek harcanarak 30 okul, 332 derslik, 105 adet lojman, 200 öğrenci kapasiteli pansiyon ilçeye kazandırılarak derslik başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 50'den ortalama 28'e düşmüş, taşıma kapsamındaki öğrencilerin sayısı %70 oranında azaltılarak ciddi bir tasarruf sağlanmıştır. Sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında Her An Akademi adlı bir dernek kurularak birçok proje hayata geçirilmiş, bu kapsamda okuyan, sorgulayan, üreten birey projesiyle Türkiye genelinden 35 bin kitap toplanmış, ilçe genelinde köyler dahil olmak üzere kütüphaneler oluşturulmuş ve bir yıl içerisinde 22.090 adet kitabın okunması sağlanmıştır. Kültür Sohbetleri projesiyle ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin daha iyi bilinmesi amacıyla birçok yazar, akademisyen ve sanatçı ilçeye davet edilerek öğrencilerin ve yerel halkın katılımıyla bir takım etkinlikler düzenlenmiştir. Okul öncesi eğitimin geliştirilmesi projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF'le ortaklaşa bir proje gerçekleştirilmiş, bu kapsamda 10 köye 17 derslik ana sınıfı desteği sağlanmıştır. Kubbeli şehirde 1001 gece projesiyle 571 bin Türk lirasına mal olan tarihi Harran evleri mimarisine uygun restore edilerek ilçe turizmine kazandırılmıştır. Tamamen yerel kaynaklar kullanılarak 2 adet kümbet kültür evi, 2 adet tenis kortu, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu ve halı saha yapılarak turizme kazandırılmıştır. Albera Bello Kardeş Şehir projesiyle Harran kümbet evlerinin dünyadaki iki örneğinden birinin bulunduğu İtalya'nın Albera Bello şehriyle kardeş şehir protokolü yapılarak Harran kümbet evlerinin uluslararası alanda daha iyi tanınması sağlanmıştır. Vali Orhan Alaaddin Erbu, Meslekte Bir Olay ve İzleri adlı anı yarışmasında Gümüşhane Vali Yardımcısı Şenol Turan, Közlenmiş Patatesler başlıklı yazısıyla ödüle layık görülmüştür. Anıda, elleri öpülesi bir şehit anasını tanımış olmanın tarifi imkansız huzurunu yaşayan kaymakam adayının, şehit anasıyla tanışmasına vesile olan közlenmiş patatesler ve sonrasında yaşanan olaylar anlatılmaktadır. Eşini birkaç yıl evvel kaybetmiş, ondan kalan SSK aylığı ve senelik fındık hasılatıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Bir tane oğlu var, askerde. Evde tek başına. Onun yolunu gözlemekten yapacağı başka bir işi yok. Kimsesi yokmuş zaten hayatta. Oğlum gelsin hele. Ona öyle bir düğün yapacağım ki kaymakam bey, sen de burada olursan göreceksin derken gözlerinin içi nasıl da parlamıştı unutamam. Ben bu vesileyle belki yine közlenmiş patates yeri sevdasıyla inşallah dedim. Bir daha fırsat olmadı. Kısa bir süre sonra mesleki stajımın önemli bir ayağını teşkil eden kurs başladı Ankara'da. Kabataş'la yollarımız ayrıldı. Bir müddet sonra da Amerika'ya düştü yolumuz. Gece saat 4 sularında telefonum çalıyor. Selam sayın kaymakamım. Kabataş Kuzköy'de patatesini yediğimiz ablanın çocuğu Hatay'da şehit olmuştun gece. Yarın tören var. İki şehir, bir kadın ve iki erkek. Belki pek çok hikayede yan yana duran benzer kahramanlar. Ama bu defa bir tesadüf bir araya getiriyor onları. Doğu Karadeniz'de bir sonbahar günü vuku bulan kısacık bir görüşme, Kabataş'tan Orlando'ya kadar uzanan hüzünlü bir öyküye dönüşüyor. Bir ölünün sessizliği, deniz aşırı koca bir ülkedeki bütün sesleri kesmeye yetiyor. Artık herkes sağır ve dilsiz bir ahraz. Olup biteni anlamak için sadece gözler kalmış geriye. O da dermansız olacak ki sabit bir noktaya teslim olmuş. Uykuyla uyanıklık, yaşamla ölüm, siyahla beyaz, geceyle gündüz arası bir nokta. Meslektaş eşler arasında yapılan anı yarışmasında mülkiye müfettişi Aydın Börü'nün eşi Nurgül Börü, Hayatın İzi adlı anısıyla ödüle layık görülmüştür. Kaymakam eşi Nurgül Börü, ödül aldığı anısında Bitlis'in Nonşin ilçesinde Köydes projesi kapsamında yapılan altyapı çalışmalarıyla ilgili yaşadığı bir olay etrafında bölge insanının aralarındaki mücadeleler ve bölge ilişkin gözlemleri anlatılmıştır. Evinde işini beklerken ondan haber alamayan ve yanında arkadaş olarak sadece endişeli yüreği olan kaymakam eşinin yaşadığı duygular tasvir edilmiştir. Anıya ismini veren Hayatın izi, ilçe kaymakamının elbisesinde
kalıcı hale gelen bir çamur izinin kaymakam eşinin duygu ve düşünce dünyasında oluşturduğu izleri anlatmaktadır. Bir köye içme suyu getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ancak su kaynağının kullanımı konusunda diğer köyle sorunlar yaşanmaktadır. Köydes projesi kapsamında yapılan içme suyu çalışmalarını yerinde görmek için alana giden kaymakam, beraberindekilerle birlikte su kaynağına doğru gittiği bir sırada diğer köylülerin bu kalabalığı su kaynağına el koymak isteyen köylüler zannedip silahlarla ateş etmeleri ve kaymakamın beraberindekilerle birlikte su kalanına girerek ve buradan yürüyerek kurtulmaları anlatılmaktadır. Kaymakam eşi olanları iki gün sonra ilçedeki çalışanlardan öğrenmiştir. Yaşadıklarını şu sözcüklerle ifade etmektedir. Huzur içinde yaşamak. Meğer sen ne büyük özgürlükmüşsün.